larımız neden eskisine göre daha pahalı? Neden iş bulmakta zorlanıyoruz? Neden gelirlerimiz arasında büyük farklar var? Ekonomiyi demokrasi üzerinden okumak, denge denetleme sistemi olmadan refah olur mu başlıklı ekonomi raporumuzu yayınladık. Rapor enflasyon, gelir adaletsizliği ve işsizlik gibi Türkiye'nin temel ekonomik sorunları ile demokrasi arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Şimdi raporumuzda odaklandığımız başlıkları ben raporu hazırlayan ARGE koordinatörümüz Hakan Yavuz Yılmaz'a soracağım. Selam Hakan. Merhabalar Attas. E, Hakan, e, denge ve denetleme sistemi nedir? Neden önemlidir? Raporun ilk başlığı aslında. Biraz buradan başlayarak raporu anlatır mısın bize? Evet, çünkü zaten hani bütün bu senin de ifade ettiğin sorun alanlarıyla denge denetleme sistemi arasındaki ilişkiyi kurduğumuz için e, onu tanımlamakta fayda var. Tabi biz denge denetleme derken genel anlamda böyle bir klasik kuvvetler ayrılığını anlıyoruz çoğu zaman. İşte yasama, yürütme ve yargı erkeleri arasındaki kuvvetler ayrılığı. Aslında bunun ötesinde ve daha geniş bir tanımımız var bizim denge denetleme olarak. Bu da aslında farklı birleşenlerden oluşuyor. Çok kısaca özetlemek gerekirse hesap verebilir, şeffaf ve liyakatli bir yürütme erki, kanun yapma ve yürütmeyi denetleme yönünden etkin katılımcı bir yasama, etkin çoğulcu ve etkin çoğulcu ve etkin çoğulcu etkin çoğulcu ve etki kapasitesi yüksek bir e, sivil toplum kendi içerisinde denge denetleme mekanizmalarının kurulduğu demokratik şeffaf yerel yönetimler ve bağımsız ve tarafsız yargı en önemlisi zaten aslında bu sisteminde omurgasını oluşturan yargı erki çünkü hukukun üstünlüğü prensibinin uygulanması ve bizim temel hak ve özgürlüklerimizin garanti altına alınması bağımsız ve tarafsız yargı erkeğiyle çok ilişkili. Yani böyle bir geniş denge denetleme tanımımız var. bu tabi aslında senin saydığın bu sorular ya da ekonomik sorun alanlarının hepsiyle çok yönlü ilişkili aslında. Tabii biz raporun bize olanak tanıdığı ölçüde bunlara değindik. Diyeyim, böyle bir denge denetleme sistemiyle başlamak önemli. Evet çok somut sorular da var. Örneğin nasıl bir merkez bankası enflasyonla etkin mücadele eder? Şimdi bu aslında merkez bankasının önce yani neden merkez bankaları var? Birçok ülkede var. Hem yani hem demokrasiyle yönetilen ülkelerde var, otoriter rejimlerde var. Şimdi merkez bankası dediğimiz kurumun aslında temel görevi bir ülkede fiyat istikrarını sağlamak. Bunun için de belli araçlar var. Bunların başında da aslında faiz geliyor. Şimdi burada genelde siyasi iktidarlar belli aralıklarla, seçimlerle geldikleri için bazen fiyat istikrarını öncellemeyen, ekonomi kapasitesi üzerinde çalıştıran ve uzun vadede fiyat istikrarını da olumsuz etkileyecek politikalar yapabiliyorlar. Politikalar gerçekleştirebiliyorlar. Bu da tabii fiyat istikrarını olumsuz etkiliyor. Çünkü fiyat istikrarı biraz da uzun vadeli bir şey ve yapısal faktörlere de bağlı. Bu yüzden aslında bir kuruma ihtiyaç var. Bu kurum siyasetten bağımsız olacak. Elindeki araçları siyasetten bağımsız şekilde sadece bir ülkede fiyat istikrarını korumak için e, bir ülkede fiyat istikrarını korumak için bu araçları kullanacak. E, bunu yapabilmesi için de aslında yürütme erkinden bağımsız olması gerekiyor. Yani bu kurumu oluşturan özellikle yönetim kadrosu, bu kurumun başkanı siyaset tarafından atanmayacak veyahut da bir siyasi olmayacak bu kurum tamamıyla liyakatli kadrolardan oluşacak ve elindeki araçları etkin şekilde kullanacak. Aslında fiyat istikrarının sağlanması buna bağlı. Tabi bu enflasyon dediğimiz şeyle de yakından ilişkili. Çünkü sonuçta enflasyon dediğimiz şeyde bir ülkede fiyatların istikrarlı ve sürekli olarak artış göstermesi aslında. Peki gelir adaletsizliği kutuplaşmayı arttırıyor mu? Tabii ki arttırıyor. Çünkü burada yani gelirlerimiz arasındaki farktan o makas açıldıkça biz vatandaş olarak birbirimize de daha ön yargılı olabiliyoruz. Bir toplumdaki adalet duygusu da olumsuz etkileniyor bundan. O yüzden kutuplaştırmayı arttırdığı kesin. Ve bu gelir adaletsizliğini de enflasyondan bağımsız düşünmek imkansız. Çünkü enflasyon bir ülkede arttıkça aslında gelir adaletsizliği de yükseliyor. Genel olarak toplumsal refah da bozuluyor bu yüzden. Gelir adaletsizliği ile ilgili de aslında birçok faktör sayabiliriz. Enflasyon bunlardan şüphesiz ki bir tanesi. Ama politik çıkarlar doğrultusundaki müdahaleler, kayırmacılık gibi programsız dağıtım politikaları, etkin uygulanmayan vergi politikaları ve bir ülkenindeki yatırım oranı, yerli yabancı yatırım oranının hepsi aslında gelir adaletsizliği ilişkili. Şimdi bunlara da böyle yine denge denetleme perspektifinden baktığımızda, Birçok şeyle ilişkili zaten bu işsizlik konusunda konuştuğumuzda yatırımlara tekrar değineceğim. Ama burada mesela etkin uygulanan vergi politikaları ya da etkin yeniden dağıtım politikaları gelir adaletsizliğini önlemenin en etkin yollarından bir tanesi bu. Bütün bunların etkin olması için bizim denge denetleme sistemi içerisinde tarif ettiğimiz kanun yapma yönünden etkin bir yasama erki gerekli. Ve aynı zamanda bu yasama erki yürütmeyi de bağımsız ve tarafsız yargıyla beraber olmak üzere denetlemeli. Çünkü denetlemediği zaman ne oluyor? Bir ülkedeki yolsuzluk artıyor. Yolsuzluk arttığı zaman gelir adaletsizliğini biz yeniden yaratmış oluyoruz aslında. O yüzden kanun yapma yönünden yetkin ve etkin bir yasama erkinden kastımız ne? Komisyonların etkin çalıştığı, muhalefet partilerinin de etkin şekilde katılabildiği komisyon sürecine, kanunların ön etki analizlerinin teknik liyakatli kadrolar tarafından yapılıyor olması, kanunlar uygulanmaya konduktan sonra da etkin işleyip işlemediğinin yine etki analizi kapsamında yapılıyor olması, bütün bunlar çok önemli. Bunlar olmadığı zaman bizim e, gelir adaletsizliğini önleyecek politikalarımız da etkin olmuyor. O yüzden yani burada da yasamaya vurgu yapabiliriz denge denetleme sistemi içerisinde. Evet, aynı zamanda bağımsız ve tarafsız yargı yatırım ilişkisi dediğimiz başlığa da burada Kesinlikle. yine vurgu yaptın. E, aslında tüm anlattıklarınla açıklanan bir başlık ama yine de çok somut başlıklardan bir tanesi ve sonu. Neden iş bulmakta bu kadar zorlanıyoruz? Bu bu da çok önemli ve bu da yani aslında bunlar böyle bir e, kendi içinde de ilişkili ekonomik sorunlar olduğu için hepsini böyle ayrıştırmak da bazen zor oluyor. Rapor yazarken kolaylık sağlıyor ama hani düşünüldüğünde hepsi bir arada düşünülmeli. Yani bugün işsizlik dediğimiz şeyle enflasyon da çok yakından ilişkisi var. Ama işsizliği kendi içerisinde bir sorun olarak kabul edip bunun denge denetlemeyle ilişkisini kurmaya çalışırsak burada da aslında bir ülkede istihdam nasıl artar? Bir etkin iş gücüyle artar. Bu da çok etkin bir eğitim sistemi gerektiriyor. Bu yapısal koşulun dışında e bir de biz iş bulabilmemiz için ...bir ülkede yatırım seviyesinin yüksek olması gerekiyor. Tabii bu... ...yani bizim ülkemiz içerisindeki yatırımlardan da bahsedebiliriz... ...ama aynı zamanda da yurt dışı yatırımlardan da bahsedebiliriz ki... ...küresel bir ekonomide yaşıyoruz. Biz de o ekonomiyi entegreyiz. Ve burada da işte yine denge denetleme sistemindeki... ...bağımsız tarafsız yargı erki ve hukukun üstünlüğü prensibinin işlerliği... ...çok büyük önem kazanıyor. Çünkü bizim yatırım dediğimiz şey aslında... ...bir geleceğe yönelik bir beklenti taşıyor içerisinde... ...bir de kendi içerisinde bir mülkiyet ilişkisi. Ve yatırım yapacak kişinin... ...ya da kurumun... ...kesinlikle yatırımının... E, ...ileri vadedeki risklerini... ...ve fırsatlarını... ...objektif kriterler üzerinden değerlendirebilmesi lazım. E, bu ancak mülkiyet haklarının... ...bağımsız ve tarafsız yargı erkeğiyle korunduğu... ...bir ülkede olabiliyor. Bunun dışında... Bir sürü sektörden bahsedebiliriz. Bu sektörleri denetleyip düzenleyen, düzenleyici ve denetleyici kurumlar dediğimiz kurumlar var. E bunların da biz sağlıklı işleyen bir denge denetleme sisteminde hem yürütme erkinden bağımsız, yani siyasi değil, aynı zamanda düzenleyip denet, denetledikleri sektörlerden de bağımsız olmasını bekliyoruz. Bu olmadığında ne oluyor? Belli firmalar belli şekilde kayrılabiliyor. O sektörde rekabet, adil koşullarda olmadığında da yatırım yapacak işte yatırımdan imtina edebiliyor, çekinebiliyor. O yüzden burada da aslında düzenleyici denetleyici kurumların yürütmeden bağımsızlığı ve etkinliği aynı zamanda etkin, bağımsız ve tarafsız yargı çok önemli. Evet o halde ekonomiyi demokrasi üzerinden okumak, denge denetleme sistemi olmadan refah olur mu? Raporumuzu daha ayrıntılarıyla okumak, tamamını okumak için denge denetleme ağı web sayfamızı ziyaret edebilir. Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim Hakan. Ben teşekkür ederim Hattas.